Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu zehir. Paracelsus'un nefis bir sözü var. İlacı zehirden ayıran dozudur der. İlaç şifanız da olabilir, zehriniz de. Aynı şekilde arkadaşlar su. Su dünyanın en güzel şeyi değil mi? En sağlıklı şeyi. Ama burada beni dinleyenlere bir anlaşma yapalım. Her gün 10 litre hatta 20 litre su için bakalım. Ne olacak? O da bir anda sizin için zehre döner. O zaman zehir nedir biliyor musunuz? İhtiyacımız olandan fazla olarak aldığımız her şey zehirdir. Güç. Bazılarına hiç dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Belirli bir statüye geliyorlar, belirli bir kariyer terfi alıyorlar, başka bir şekilde güçleniyorlar ve bir anda zehirleniyorlar, bambaşka birine dönüyorlar. Aynı şekilde tembellik. İhtiyacımız olan dinlenmeden daha fazla yapmaya başlayınca bir anda arkadaşlar bambaşka insana dönüyoruz. Verimsiz, atıl, potansiyelini kullanmayan yine zehirleniyoruz. Aynı şekilde yemek. Bir yemeğe oturuyoruz ya, yiyeceğimiz belirli bir kapasite var. Ama 5 yıldızlı otelde o her şeyi açık büfeye bir gidiyoruz. Bir anda insanlıktan çıkıyoruz ya. Normalde bir tam günde, 2 günde yiyeceğimiz öğünü bir tabağa sığdırıyoruz. O kebabın üzerine ayrı bir tatlı, onun üzerine diğer pilav, onun üzerine kuru fasulye, onun üzerine başka bir yemek. Bir tatlı, bir tatlı daha, bir tatlı daha ve bir anda zehirleniyoruz. Aynı şekilde ego. Ego güzeldir ama fazlası bir anda zehirlemeye başlar. Ve yine hırs. Hırs kelimesini oldum olası sevmem. Azmi severim. Hırsın da belirli bir dozu güzeldir. Ama kazanmak için başkalarını ezmek, her şeyi yapmaya muktedir gördüğünüz anda zehirlenirsiniz arkadaşlar. Kızgınlık fazlası zehirdir. Korku fazlası zehirdir. Para kaldıramayacaksanız fazlası zehirdir. Dolayısıyla hemen hemen her şey ihtiyacınız olandan fazlasıysa bir anda zehirlenmeye başlarsınız. Şimdi sorum size şu. Bugüne kadar hiç zehirlendiniz mi? Herhangi bir şey beklediğinizden çok daha fazla olduğunda, ihtiyacınızdan çok daha fazla olduğunda gerçekten zehirlendiğinizi hissettiniz mi? Ve ikinci güzel soru. Bunu aşabildiniz mi? Yoksa hala zehirli bir vücutta mısınız? Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve içinizdeki zehirlerin farkına varıp bunlardan kurtulmaya başlayacağınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakilmaz. Hayatını dengede yaşayan insanları çok takdir ediyorum.